Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Dede X yılında Ömer'e ben senin yaşındayken sene 1954'tü. Sen benim yaşıma geldiğinde sene 2020 olacak diyor. Buna göre X nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle şuradan girelim hemen. Elimizde bir dede var. Bir de Ömer var. Diyor ki ben senin yaşındayken diyor sene 1954'tü demiş. Onu X yılında söylüyor. Sen benim yaşıma geldiğinde şimdi aradaki bu büyümeyi şöyle AB ile bir anlatmaya çalışayım öncelikle. AB idi diyor. Yani şimdi dede Ömer'in yaşındayken yani B iken Ömer ne olmalı arkadaşlar? A eksi B yaşında olmalı. Pardon, özür dilerim. Şöyle olacak. Ne kadar küçüldü dede? B'den A'yı A eksi B kadar küçülmüş oldu. Dolayısıyla Ömer'i de A eksi B kadar küçültmem lazım. Ömer'i A eksi B kadar küçültürsem Ömer ne olur? B eksi A eksi B'den 2B eksi A olur. Evet. Peki tam tersi dede Ömer dedenin yaşına geldiğinde A olduğunda ne kadar büyüdü? A eksi B kadar büyüdü. O zaman bu arkadaş da o kadar büyürse ne kadar olacak? 2A eksi B olacak. Şimdi hangisini alırsanız alın fark etmeyecek. 1954 ile 2020 yılının arasındaki fark yani 46-66. 66 yani 2020 eksi 1954 farkı ne eşit olacak? 2A eksi B'den A'yı çıkartırsınız. A eksi B olur. Ya da pardon 2A eksi B'den B ile bakacağız. Yani şu aradaki farkın aynı olması lazım. Bu iki fark da bize yine 66'yı vermeli. 2A eksi B'den B'yi çıkardınız. 2A eksi 2B. A'dan 2B eksi A'yı çıkardınız. Yine 2A eksi 2B. Yani bu 2A eksi 2B'ye eşit. Dolayısıyla A eksi B'yi 33 olarak bulmuş oluruz. Yani dede ile torun arasında 33 yaş fark çıkacak. Biraz az çıktı sanki ama ben işlem hatası yapmış da olabilirim. Bakalım. O zaman dede ile torun arasında 33 yaş fark var ise, o zaman dede A yaşındaysa ya da torun B yaşındaysa dede B artı 33 yaşında olacak. Şimdi o zaman ben senin yaşındayken diyorsa demek ki 33 yıl geriye gidiyor bu arkadaş ki bunu söylüyor. 1954'ten 33 yıl geriye gelecek olursak cevabımız 1987 çıkmış olur. İlginç bir soruymuş. Evet, 2019 yılında bir annenin yaşı X, çocuklarının yaşları toplamı Y'dir. Anne ve çocukları. Annenin yaşı X, çocuklarının yaşları toplamı Y. X eksi Y'yi 30 olarak biliyoruz. Anne bu farkın 10 yılda kapanacağını hesaplamaktadır. Peki, çocuklarının yaşları toplamı. Fakat 10 yıl içerisinde bir çocuğu daha olan annenin çocukları ile arasındaki yaş farkı 8 yılda kapandığına göre annenin son çocuğu kaç yılında doğmuştur demiş.
Yani muhtemelen belirtmemiş ama annenin herhalde iki tane çocuğu var. Şimdi aradaki fark, pardon, üç çocuğu olacak. Üç çocuğu var ki bu fark 10 yılda kapanıyor. Öbür türlü kapanmaz. Şimdi şöyle düşünün. Bunu denklemle anlatmaya çalışayım ben size. Şimdi anne x yaşında, x eksi y, çocuklar y yaşıysa çocukların yaşları toplamı, annenin yaşı ne olacak? Y artı 30. O zaman y artı 30 artı 10, 10 yıl sonra annenin yaşı bu olacak. Eşit oluyormuş y artı 10 çarpı a'ya. A dediğim çocuk sayısı. O zaman a'yı buradan ne bulurum? A eşittir 4 gelir. Demek ki 4 çocuk varmış. Yanlış düşünmüşsün. Evet, bu arkadaşın 4 tane çocuğu var. Zaman içerisinde ne yapmış? Bu arkadaş bir çocuk sahibi daha olmuş. Aralarındaki yaş 8 yılda kapanmış. Şimdi 8 yılda 4 çocuk ne kadar büyüdü arkadaşlar? Şimdi artık yeni denkleme geçebiliriz. Anne ve çocukları. Annenin yaşları toplamı nedir? Y artı 30. Çocuklarsa Y idi. 8 yıl sonra anne Y artı 28 yaşında olacak. Çocuklar, bu çocuklar artı bir tane de yeni doğan var. Şimdi o zaman çocukların yaşları toplamı ne oldu? Y artı 8 yıl sonra 32 oldu. Y artı 28 olur mu ya? 38. Neden silgin yok ya? 8 yıl sonra Y artı 38. O arkadaş da Y idi. Y artı 32 oldular. O zaman aradaki 6 yaşlık farkı da yeni doğan çocuk. Yeni doğan 0'dı. O zaman bu da 6 yaşına geldi. Bunların toplamı bu arkadaşa eşit olmuş oldu. Dolayısıyla 2019 yılında konuşuyorsak demek ki çocuk 6 yaşında olacak 8 yıl sonra. Dolayısıyla çocuk ne zaman doğmuş olacak arkadaşlar? 2 yıl sonra, yani 2021 yılında doğmuş olacak. Sorular gittikçe güzelleşiyor. Evet, yaşları tam sayı olan Kemal, Fuat ve Duru'nun ikişerli yaşları farkının mutlak değeri A 4 7x kümesinin oluşturmaktadır demiş. Buna göre yaşları toplamı 75 olan bu 3 kişiden en büyüğünün yaşı en çok kaç olabilir? Şimdi yaşları farkını vermiş. Kim var? Kemal, Fuat ve Duru var. Yaşları toplamı 75, aralarındaki fark da 4, 7 ve x. Bu A yaşında olsun. O zaman bu A artı 4 yaşında olsun. Dolayısıyla şöyle dizayn edelim olayı. Bu arkadaş da A artı 11 yaşında olsun. Yani bu ikisi arasındaki yaş farkı 11 olsun. Yaşı en çok olan kaç olabilir demiş ya. 3A artı 15 eşittir 75'e. Dolayısıyla A eşittir 20 gelir buradan. Dolayısıyla biz ne dedik? En büyük olanı şu seçmiştik bu arkadaş. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliriz. A artı 11 eşittir 31 olarak bulunmuş olacak. Evet, yukarıdaki tabloda 4 arkadaşın şimdiki yaşları ve doğum yılları verilmiş. Evet, buradan şunu söyleyebiliriz. Ali Banu'dan 9 yaş büyük. Dolayısıyla 1900 AB'den 1900 BA'yı çıkardığımız zaman 9 olacak. BA'dan AB'yi çıkarınca. 1900 BA
eksi 1900 AB eşitmiş 9'a. 1900'lerden kurtuldum. BA eksi AB eşittir 9 oldu. Buradan da 9 parantezinde B eksi A eşittir 9. B eksi A eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. B ile A arasında bir fark var. Bunu biliyoruz. Olduğuna göre 2020 yılında bu dört arkadaşın yaşları toplamı en az kaçtır diyor. En az diyorsa demek ki olabildiğince büyük doğum tarihli yapmalıyım bunları. O zaman B'ye 9 verirsem A'mız 8 olur. Dolayısıyla burası 1900. Özür dilerim. Ters yaptım. 1900 AB'de 1900 BA'yı çıkaracaktım. Ya sonuç değişmeyecek ama şöyle yazayım yine de. Yani değişecek derken A ile B'nin yeri değişecek. Öyle söyleyeyim size. 1998, 89 özür diliyorum. 98. Bu da 1989 yılında doğmuş olsun. Olabildiğince büyük seçeceğim. Cem ile Derya arasında da 18 yaş fark var. 1900XY'den yaşı büyük olanın doğum tarihi daha küçüktür arkadaşlar. Ben az önce bunun yanlışını yaptım. O yüzden ters aldım. 1900XY'den 1900YX'i çıkardığım zaman da bu da bana 18'i verecek. Dolayısıyla XY 2 basamaklı sayısından YX 2 basamaklı sayısını çıkardım. 18. Dolayısıyla 9 parantezinde x eksi y'miz 18. Buradan da x eksi y'miz 2 olarak bulunacak. Evet, o zaman buradan yine değer verecek olursak x'e 9 veremiyorum çünkü bunlar hepsi birbirinden farklılarmış. Muhtemelen yukarıdakilere farklı vermek daha mantıklı olacak ama. Böyle 9'la 7'yi buna verseydim. Her halükarda aynı sonuca ulaşacağım muhtemelen de. Bu arkadaşa 9 veremeyeceğim ne yazık ki. 7 ve 6 vermeliyim. O zaman bu arkadaş 1976. O da 1000, 7 ve 5. 1957, pardon 75. Bu da 1957 yılında doğmuş olacak. Ay maşallah. O zaman bunların yaşlarını hesaplayalım. 2020 yılında Ali 22 yaşında. 2020 yılında Banu 31 yaşında. 2020 yılında 25 Cem 45 yaşında. 2020 yılında Derya 63 yaşında olacak. Bunların toplamlarını istiyor bizden. 108 53 daha 161 çıkar toplamları. Peki şöyle bir değişiklik yapsaydım acaba sonucu değiştirir miydim diye merak ediyorum. O yüzden bu işe gireceğim. Şurayı 9 ve 7. Evet, burayı da o zaman 6 ile mecburen 5 almalıydım. Bu sefer büyütürdüm muhtemelen. Tamam, değiştirmemize gerek yok. İlginç bir soru. Evet, soru tiplerimizi şöyle birazcık uzatmaya başladı. Evet, diyor ki yandaki zaman makinesinin A, B ve C, A, B ve C bölmelerinde zaman yolculuğuna çıkacak yaşları sırasıyla A, B, C olan 3 arkadaşla ilgili olarak A bölmesinde her yıl her bir yıllık yolculukta kişinin yaşı B kadar azalmaktadır. B bölmesinde yapılan bir yıllık yolculukta
Kişinin yaşı C kadar azalmaktadır. C bölmesinde yapılan her bir yıllık yolculukta kişinin yaşı A kadar azalmaktadır. Bu makinalardan A ile 3 yıl. O zaman ne kadar azaldı? 3B'ye kadar azaldı yaşımız. B ile 4 yıl. O zaman artı 4C yıl daha azaldı. Artı 5A yıl daha azaldı. Üç arkadaşın yaşları eşit olmaktadır. Tamam, ben yaşları sırasıyla A, B, C. Şimdi A arkadaşının A ile 3 yıl giderse A eksi 3B. 3 yıl azalıyordu yaş. Bu eşitmiş B eksi 4C'ye. O da eşitmiş C eksi 5A'ya. Buna göre A artı B artı C toplamı kaç olabilir diye sormuş. Evet, her biri arasında birer bağıntı bulabiliriz. Başka bir alternatifimiz var gibi durmuyor. Dolayısıyla hangisini sağlayıp hangisini sağlamadığına bakacağız. Yani yine bölünüp bölünemediğine bakmamız gerekiyor. Öncelikle şunları biliyorum. Bunların hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla ilk ikisini düşünelim. Şu ikisini düşünecek olsam. O zaman A artı 4C eşit olmalı 3B'ye. Diğer ikiliden, şu ikiliden ne çıkacak? Buradan da 5A 5A'mız 5A artı B eşit olmalı 5C'ye. 4C 5C'ye eşit çıktı. Peki ben bunları taraf tarafa çıkaracak olsam 4A oradan C. Bir de birinci ile üçüncüyü kullanayım. Şöyle birinci ile üçüncüyü de kullanalım. Bunu da şöylece bir renkle yapalım. Birinci ile üçüncüyü kullandığım zaman da bunu da direkt ben yazayım. 5A 6A artı 6A eşittir 3B artı C gelecek. Yani taraf tarafa toplayacak olsam 6 hepsini bir tarafta yapacak olsak 6A'lardan kurtulsam B ile C arasında bir bağıntı bulabilirim. Birinci ile ikinciyi toplasam 6A artı 4C artı B eşittir 5C artı 3B. Bu alanımız birazcık kısıtlı kalmış. Şöyle birazcık küçülteyim. Bundan da küçülmüyor. Şöyle aşağıya kaydıralım. Yukarıyı görüyoruz zaten. Sıkıntı yok. O zaman ilk ikisini taraf tarafa toplar isem. Şimdi şu arada yazanı neydi? Onu unutmayalım da. 6A 3BC. Tamam. 6A ilk ikisini topluyorum. Artı 4C artı B eşitmiş 3B artı 5C'ye. Yine 6A dediğimiz arkadaş neye eşitti? Bir daha bakayım yine. Kaçırmayalım. 3B artı C'ye eşit olacak. 3B artı C'ye eşit olacak. Şimdi ben buradan A'ları yok edeceğim desem, B'leri de yok edeceğim. B'leri yok edeceğim. Şu B'ler gidecek. 4C. Evet, taraf tarafa çıkaracak olsam zaten hepsi muhtemelen gidecek de. Çıkardım ben bunları taraf tarafa. Ne oldu? 6A'lardan, şuradaki 3B'lerden kurtuldum. 4C artı B eşittir 4C'ye geldi. 4C'lerden de kurtuldum. B'miz sıfır yani. Çok güzel.
Demek ki bir yerde bir hata yapmışım ki böyle geldi. İlk ikisinden evet 4B yazacaktım. Şurası 4B olacaktı. Bunların hepsi birbirini götürecekti. Farklı bir yoldan yapmamız gerekecek arkadaşlar. Buradan çalışmayacak bu. Sorunun bütününe bir daha bakayım. Evet, yaşları sırasıyla A, B, C olan 3 arkadaşla ilgili olarak A bölmesinde yapılan her 1 yıllık yolculukta kişinin yaşı B kadar azalıyor. 3 yıl yolculuk yaptık. A eksi 3B oldu bu arkadaşın yaşı. Sonra B bölmesinde yapılan her 1 yıllık yolculukta kişinin yaşı C kadar azalıyor. B eksi 4C oldu. C bölmesinde yapılan her 1 yıllık yolculukta kişinin yaşı A kadar azalıyor. C eksi 5A oluyor. Buna göre makinalardan A ile 3, B ile 4, C ile 5 yıl yolculuk yapılınca bu üç arkadaşın yaşları eşit olmaktadır. Evet, buradan bunu düzenleyip hangisi olabilir, hangisi olamaz diye bakacağız. Başka alternatifimiz yok. Peki buradan nasıl düzenleriz? A eksi 3B. Şu aşağıdaki denklemleri bulduk. Bunların hepsini taraf tarafa toplayacak bile olsak düzgün bir şey gelmez. 6A, 12A gelecek. 12A artı 4C artı B eşittir. 6B artı 6C. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle düşüneceğiz muhtemelen. Yani bulmamız gereken sayı muhtemelen 3'e, 4'e ve 5'e bölünebilen bir sayı diyeceğim ama 5'e bölünebilen herhangi bir seçeneğimiz yok. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yolculuk yapınca 3 arkadaşın yaşları eşit oluyor. Bunları kendi aralarında hepsini taraf tarafa toplayacak olsak. Şöyle yazsak belki daha düzgün bir şey çıkar bilmiyorum ama. Şuraya yazayım. Bunların hepsini bir x gibi bir sayıya eşitleyelim. Dolayısıyla a eksi 3b eşittir x. B eksi 4c eşittir x. Ve c eksi 5a, o da eşittir x olsun. Şimdi bunları taraf tarafa toplayıp çıkardığım zaman bana güzel bir şey verecek. Nasıl güzel bir şey verebilir? 2 ile çarpsam, toplasam. Direkt toplasam zaten güzel bir şey getirmeyecek. Peki şöyle bir şey yapsak. Deneme yanılma yapıyoruz şu anda. Şunu, bunların hepsini ortak bir paydada buluşturacak olsak. Nerede? 60'ta buluştursam. 30, 30'da mı? Yok, 60'ta buluşturacağım. Bunu 30'da. 10'la. Ya da şöyle girsek. Bunu 5 ile. B ile olanı 3 ile. Bunu da C ile olan nerede? Şurada 4 ile çarpsak. Çarpıp toplasam. Ne çıkacak bilmiyorum. 5A eksi 5A, bunlar birbirini götürecek. 3B, 3B'ler götürecek. 4C, 4C'ler götürecek. Geriye ne kalacak? 5, 8, 12x kalacak. Bunu arkadaşlar şu an görmedim, yalan yok. Bu dönemki eğitim hayatım boyunca ilk defa böyle saçma bir yerde kaldık işin açıkçası. Muhtemelen basit bir şey yapıp çıkaracağız ama ne yapacağız onu göremedim.
şekilde çarpıp topladığım zaman işin ilginci 5A altta 5A var. Ha, onlar da bir ama sonra çarpacağız. Çarpalım 5A. Buradan 20A var. 15A kaldı. Artı 3 12B ne kadar gitti? 3B'ler birbirini götürdü. Ama şurada bir eksi 15 3'ü gitti. Eksi 12B kaldı. Bunların hepsi eksi. Eksi 15A. Eksi 12B. 3, 15. Buradan da C'den 4C'miz var. Şuradan da eksi 12C, eksi 9C. Eşittir X. Şey getiremedik. Bunu görmedim. Yalan yok. Kalsın bu soru. Ben daha sonra incelerim. Bir sonraki derste unutmazsak eğer başta anlatırım ben bu soruyu size. Çok da zaman kaybetmeyelim. Devam edelim. Yoksa 62 çıkıyormuş. Demek ki 31 ile ilgili bir şey çıkacak aralarında. Öyle bir bağlantı mı var? Topladık 9, 14. Yani 7, pardon 12. Yani böyle bir şey de görmedim şu anda. Evet arkadaşlar şimdi aradan seçme sorular yapalım. Çok zamanımız yok. Burada çok fazla soru var. Yaş problemlerini de böylece bitirmiş oluruz. Hakan ve Zeynep'in 2009 yılında iki çocuğu ile birlikte yaş ortalaması 17'dir. Hakan ve Zeynep ve iki çocuğu var. Hakan, Zeynep artı iki çocuk var. İki tane de çocukları var. Yaş ortalamaları 2009 yılında 17'ymiş. 2019 yılında ile yılında kadar ailenin iki çocuğu daha oluyor. 2019 yılındaki ailenin yaş ortalaması 19 olduğuna göre. Peki yaşlarının toplamı nedir şu anda? 4 kişiler. 17 ise o zaman 34, 68 olacak 2009 yılında. Şimdi 2019 yılına geldik. 2019 yılında yaş ortalaması 19 oluyormuş bu arkadaşlar. Şimdi her biri 10 yaş büyüdü mü bu süreçte? 10 yaş büyüdüler. O zaman bu arkadaşların yaşları toplamı 40 yaş büyüyecek, 108 olacak. Doğru mu? Artı 2 tane daha çocuk geldi. 2 yeni çocuk geldi. Yaşları toplamı ne olmuş? 19 çarpı 6'dan artık 6 kişi oldular. 60 artı 54'ten 114 oldu. O zaman iki tane yeni çocuğun yaşları toplamı 6 olacak arkadaşlar. Hangi yılda? 2019 yılında. O zaman diyor ki 2019 ile 2019 yılları arasında doğan çocukların 2019 yılındaki yaşları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yaşları toplamı ne olacak dedik? 6 olacak dedik. Dolayısıyla 1-5 olabilir, 2-4 olabilir, 3-3 olabilir, 0-6 olabilir ama 1-7 olamaz. Çünkü yaşları toplamı 8 oluyor. Biz yaşları toplamının 6 olması durumunu inceledik, bulduk daha doğrusu. Dolayısıyla cevabımız Edirne çıkacak. Hemen şu yandaki soruya bakalım. Ferhat, Yüksel ve Murat yaşlarının geçmişi ile ilgili sohbet ederken şu cümleleri kullanmışlardır. Ferhat senin yaşın iki basamaklı AB sayısı iken benim yaşım senden o günkü yaşının rakamları toplamının iki katı kadar fazlaydı ve üçümüzün yaşları toplamı 62 idi. Ferhat, Yüksel ve Murat. Üç tane kafalar var. Diyor ki Ferhat senin yaşın iki basamaklı AB iken Yüksel Ferhat'a diyor. Senin yaşın AB iken benim yaşım senden o günkü yaşının yani AB'nin rakamları toplamının iki katı kadar fazlaydı. O zaman AB iki basamaklı sayısı artı
İki tane de A artı B imiş. Rakamlar toplamının iki katı kadar fazlaydı ve üçümüzün yaşlar toplamı 62 idi. O zaman bu üçünün yaşlar toplamı da 62'ymiş. Şimdi bunu cebimize koyduk. Murat da diyor ki ben iki basamaklı AB yaşımdayken Murat iki basamaklı AB yaşındayken Ferhat benden o günkü yaşımın rakamları toplamı kadar büyüktü. O zaman Ferhat ne oluyormuş? AB artı A artı B kadar büyük oluyormuş. Verilen bilgilere göre Yüksel Murat'tan kaç yaş büyüktür diyor. Şimdi baktım burada ne yaptık bu arkadaşı büyüttük. Ne kadar büyüttük? A artı B kadar. O zaman bu arkadaşı geri şu tarafa götürmek için A artı B kadar küçülteceğim. O zaman bu arkadaş AB eksi A artı B yaşında olacak. Dolayısıyla bu üçünün toplamı 3 tane AB iki basamaklı sayısı artı A artı B yani rakamları toplamı eşitmiş 62'ye. O zaman 30A hatta 31A artı 2 değil 3 4B eşitmiş 62'ye. Bu bana şunu söyler mi arkadaşlar? A'mız 2, B'miz 0. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysak o zaman diyormuş ki yani senin yaşın 20 iken benim yaşım 24 diyormuş. Dolayısıyla Ferhat'la Yüksel arasında 4 yaşlık bir fark varmış. Güzel. Evet, 3AB tamam. E mi? Bir yerde işlem hatası mı yaptım o zaman ben? 30 tane A artı A yani 31A. Öyle dedi sanki. Bir daha okuyayım soruyu. Ferhat senin yaşın iki basamaklı AB sayısı iken benim yaşım senden o günkü yaşının rakamları toplamanın iki katı kadar fazlaydı. Tamam. Üçümüzün yaşları toplamı 62'ydi. Ben iki basamaklı AB yaşımdayken demiş Murat. Ferhat benden o günkü yaşlarının rakamları toplamı kadar büyüktü. Tamam. Ben AB yaşındayken o A artı B yaşındaydı. Onu A artı B yaş büyüttüğümüz için onu A artı B yaş küçülttük. Üçünün yaşları toplamı 62. AB, AB, A artı B 62. O zaman A'mız 2, B'miz de 0 olursa ancak bu şartlar sağlanır. Ne olmuş oluyor o zaman bu arkadaşların yaşları? 20. Şöyle bir deneme yanılma yapayım. Belki seçeneklerde hata vardır. AB ise bu 20 yaşında olmalı. Bu 24 yaşında olmalı. Topladım 40. 4 yaptı. Bu da 18 yaşında olacak. Toplamları 62 yapıyor. Yani sağlıyor arkadaşlar ya. Herhalde seçenekleri yazarken bir hata yapılmış olabilir. Sıkıntı yok. Devam edelim. Evet, son birkaç soru daha çözelim. Bırakalım. Ahmet babasının yaşını hesaplarken babasının doğum yılının birler ve onlar basamağının yerleri karıştırılmış. Babasının yaşını 27 eksik bulmuştur. O zaman doğum tarihi bu adamın 1900XY olsun. Karıştırdığı zaman 1900YX olacak. Bu işlemi yaptığı zaman cevabı 27 olarak bulmuş. Dolayısıyla buradan biz zaten çözümleme gördük daha önce. 9 parantezinde x eksi y 27. Dolayısıyla x'i ne bulacağız arkadaşlar buradan? X eksi y'yi daha doğrusu. X eksi y'yi 3 olarak bulacağız. Ahmet hesaplamayı 2019 yılında yaptığına göre babasının 2019 yılındaki yaşı kaç olabilir demiş. Şimdi hesaplamayı 2019 yılında yapacak.
doğum yılının birler ve onlar basamağındaki yerleri karıştırılmış, babasının yaşını 27 eksik bulmuştuk. Tamam. O zaman değer verelim. 2019 yılındaki yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bakalım. Mesela buradan babası olduğu için büyük olacak diye düşünüyorum. Değer verirken şöyle verelim. 8'e 5 verelim. Yani 1900. Ben yine de 9'a 6 vereyim. 9'a 6 verelim. O zaman babasının yaşı ne olacak arkadaşlar? 1900 doğum yılı daha doğrusu 69 olacak. 2019'dan 1969'u çıkaracak olur isek babasının yaşını 50 olarak olmuş oluruz. Evet, yine yanındakini çözelim hemen. Burak'tan X yaş büyük olan Mehmet, Y yıl sonra Burak'ın yaşının 3 katı yaşında olacaktır. Şimdi Burak ve Mehmet var. Şimdi Burak'tan X yaş büyük olan Mehmet. Mehmet'in yaşına A dersek, pardon, Burak'ın yaşına A dersek, o zaman Burak'ın yaşına B diyeyim, Mehmet de B artı X olsun. Mehmet'in bugünkü yaşının, pardon, Y yıl sonra Burak'ın yaşının 3 katı olacakmış Mehmet'in yaşı. O zaman B artı Y'nin 3 katı eşit olacakmış B artı X artı Y'ye. O zaman 3B artı 3Y eşittir B artı X artı Y'ye. 2B eşittir X artı Y eksi 3Y'ye. Dolayısıyla buradan B'yi ne yazarız arkadaşlar? X eksi 2Y bölü 2 yazmış oluruz. 3 yıl sonra. Ha, 3 katı olacak. Y yıl sonra. Y yıl büyüdü. O da Y yıl büyüdü. Mehmet'in yaşı, büyük olan Mehmet, Y yıl sonra Burak'ın yaşının 3 katı yaşında olacak. Tamam. Mehmet'in bugünkü yaşının X ve Y cinsinden. Doğru yaptık aslında. 2X. 3X mi? Allah. Burak'tan X yaş büyük olan Mehmet. Burak'ın yaşına B dedik. Mehmet'in yaşına B artı X dedik. Y yıl sonra. Burak'ın yaşı B artı Y yıl. Mehmet'in yaşında B artı X artı Y yıl oldu. Y yıl sonra Burak'ın yaşının 3 katı yaşında olacaktır. Mehmet, Y yıl sonra Burak'ın yaşının 3 katı yaşında olacaktır. Böyle bir seçenek de yok. Buna göre Mehmet'in bugünkü yaşını, ha Mehmet'in yaşını soruyormuş arkadaşlar. Ama özür diliyorum. Dolayısıyla buradan ne yapacağım? Ben B'yi buldum. Bana B artı X lazım. Dolayısıyla buradan 3X eksi 2Y bölü 2 bulacağım cevabı. Tamam. O soruda kaldım ben. O soruyu çözmüş olmamız gerekiyordu. Evet, 40'a da bakalım. Aşağıdaki tabloda Zehra ve Merve'nin A ve A artı 7 yıllarında yaşları gösterilmiştir. A ve A artı 7. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? M eksi 4x eşit olmalı. 60 eksi yıl A artı 7 yılında Merve'nin A eksi 3 yılındaki yaşı nedir? Tamam. Şöyle. Yani bunlar 7'ye eşitler ama yine de biz buradan girelim. M eksi 4x ya da 4x eksi M fark etmez. 60 eksi M eksi 3x eksi 4. O zaman karşı tarafa aldım. 2M eşittir. X artı
x artı 56'ya. Bir şey daha biliyorum. 4x eksi m eşittir 7. Şimdi yıl dediği için tabii burada bir gösterimde sıkıntı var. Yıl derken mesela ben a'yı 1990 gibi algılıyorum. Dolayısıyla a artı 7'yi 1997. Dolayısıyla 4x'in m'den büyük olması lazım. O yüzden de böyle düşündüm. 4x eşittir 7 artı m. Dolayısıyla m'yi bulmak adına şurada x gördüğümüz yere ya da m gördüğümüz yere yazalım. Şuraya yazarsak m 4x eksi 7 idi. O zaman 8x eksi 14. Dolayısıyla 7x eşittir 70. X eşittir 10 gelecek. O zaman Zehra 40 yaşındaymış. A yılında. 4x m'den 7 fazlaysa burada da 37 yaşında olacak. Merve'nin yaşına bakacak olursam 34 yaşında Merve. M dediğimiz 37 idi. M dediğimiz 37 idi. 60 eksi M 4x 40 33, özür diliyorum. Şurayı ters yazdık. Şurayı. 33. Buradan ne geldi? 34 geldi. Buradan da 27 geldi. Merve'nin A eksi 3 yılındaki yaşı kaçtır? Şimdi benim az önceki tahmin ettiğim tabii ki yanlış çıktı. A eksi 3 yılındaki yaşı. Yani geriye doğru gidiyoruz. A artı 7 yılındaki yaşı. Ya tamam, yanlış düşünmüşüm arkadaşlar. Hemen hızlıca düzeltiyorum. Dersi de burada bitiriyorum. Evet, yanlış düşündüğümüz yer şurası. 4x m eksi 4x eşittir 7. O zaman m 4x artı 7'ye eşit. Şurada koydum. 8x artı 14 56. O zaman 7x 42 x eşittir 6 geldi. Dolayısıyla şunları yerleştirecek olursam 4x'im 24. Burası 33. Burası 18, 22. Burası da 27. Pardon. 22 mi? 18. 4 daha 22. 33 olamaz M çünkü. 7 ekleyeceksiniz. 31 olacak. Şurası 31. Şurası 22. Şurası da 29. Merve A yılında 22 yaşındaysa 3 yıl geri gittik. A eksi 3 yılında 19 yaşında olacak. Tamam, ben orayı yanlış kavradım. Dediğim gibi az önceki soruda kaldık galiba biraz. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Bayağı soru çözmeye çalıştım. Olabildiğince renklendirmeye çalıştım. Yaş problemlerini. Gelecek hafta yüzde ve karışım problemlerine bakacağız. Sonraki hafta harekete bakacağız. Sonra da kümeler, işte fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler. Son olarak permütasyon, kombinasyon, binom olasılık deyip konularımızı bitireceğiz. Umarım verimli geçiyordur dersler. Daha sonra dinlerken umarım fayda sağlıyorsunuzdur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.